arkadaşlar. Bugünkü video bürodan geliyor. Akşam oldu. Birazcık karanlık bir görüntü olabilir. Kusura bakmayın. Bir bakayım bir çekiyor mu çekmiyor mu. Çünkü aslında sizin sevdiğiniz kamerayla çekiyorum. Kendimi göremiyorum. Şu kamerayla bir bakacağım çekiyor mu çekmiyor mu diye. Çekiyor. Kendime bir şey aldım. İsmi... Şöyle bir paketin içinde. Yani pakette geldi de ambalajı şöyle. Ay dur içindeki provalar buna ait değil. Şöyle. Adı Biotulin. Yani botoks yerine organik diyor. Reklamlarda gördüğüm yani internete açtığım zaman. Bilmiyorum tabii ki nasıl olduğunu. Hijyenik olduğuna dair bir yapışkan bandı varmış. Onu hep beraber şuradan bir kıralım. Deneyeceğiz. Zaten elimde deneyeceğim. Bakacağım alerji yapıyor mu yapmıyor mu diye. Önce bir niye aldım bunu? Hani şu gözlerimin arasındaki iki kırışıklık var ya. Frownies takıyorum. Frownieslerimden gece çok memnunum. Evet. Ama biraz daha etkili bir şey lazım. Şimdi yaza geliyoruz. Sürekli yani kaşlarımı çatacağım. Oraya süreceğim ve okuduğum çok yorumlar çok harika. Yani 60 saniye içinde bütün kırışıklıkları yok ediyor. Yok ediyor derken yani azaltıyor. Devamlı kullanacakça kırışıklıklarınız gidiyor diye. Botoks yerine biotilin diye. Neden olmasın dedim aldım. Ama şeyden aldım. Douglas'tan aldım. Hatta iki tane hediye prova nasıl diyorlar? Deneme boyu BB krem, bir tane de L'Oreal Paris'in Perfect Match fondöteni yollamışlar. Ben bu ürüne 45 mi ya da 49 euro verdim. 49 euroydu bu. Ne kadar varmış içinde? 15 mililitre var. İçindeki içerikleri söyleyeyim size. Ak, su, glitserin, butelin, glikol, alkol, imperata, bu daha çok yaşlı okusam, sakız, ksantan, gam, yani içinde tanımadığımız birçok çeşit madde var. Ama botokstan daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani gerçekten etkisini gösterecekse, yani kırışıklıklar azalıp veya gidecekse. Evet, içeriği belki süper olmayabilir ama benim için etkisini gösteriyorsa harika bir şey. Bir bakacağım yine halen daha çekiyoruz mu çekmiyoruz mu, öbür kamerayı kullanıp bakacağım. Evet, halen daha yayındayım. Komik değil mi? Evet, şimdi okuyalım. 60 dakika in 60 minuten. Bir saat. 60 dakika, bir saat. Bir saat. İçinde biotilin varmış. Büyü değil, gerçek. Kaliforniya'da icat edilmiş bu biotilin. Botoksla eşdeğermiş. Fakat daha kolay kullanımı varmış. Biotilin teninize çok güzel bir losyon diyor. Çok çabuk emiliyor. Hemen diyor düzleştiriyor diyor. Ve maske gibi durdurmuyor. Yani mimikleriniz hala da kullanabilirsiniz. Valla şöyle. Şöyle. Neymiş? Nasıl etki yapıyormuş, onu okuyalım. Biotilin çok değişik, şimdi burada Almanca yazıyor. Ben size Almanca'dan Türkçe çevirdiğim için deyip biraz zorlanıyorum, kusura bakmayın. Yani değişik faktörlerde diyor etkisini gösteriyor diyor. Birincisi içinde spilantol varmış. İçinde lokal anestetikum varmış. Yani hani böyle iğne vurunca burasınız uyuşuyor ya. Bu Acmella olerakea
bitkisindenmiş. Ve oraya sürdüğünüz zaman birazcık aslında korkunç ha. Oraya sürdüğünüz zaman böyle lokal anestetikum gibi hafif uyuşturuyor. Uyuşturduğu için tabii oranızı, mimiğinizi kullanamayacaksınız. Ne kadar aslında korkunç bir şey ha. Ben korkarım ha. Yarın elime süreceğim önce. Yani bu akşam falan sürmeyeceğim. Benden öyle bir şey beklemeyin. Akşam akşam yapmayacağım öyle bir şey. Dokanır mokanır. Evet, içinde yani o bitki varmış. Ve yüzünüzü hani o mimik, yani o böyle geremediğiniz için, o 60 dakika sonra o etkisini gösterdiği için tabii ki doğal olarak, eğer doğruysa, kırıştıramayacaksınız. Sonra bir tane içinde daha değişik, bir tane daha içindeki ürün, bitki. Imperata Cylindrica. Almancası Zilbehagrasmış. Amerika'nın bu çöl kısmında büyüyen bir bitkiymiş. Ve 24 saat teninize nemlendirici etkisi veriyormuş, yani sözü bu. Artı içinde hiyaluron varmış. Tabii ki hyaluron biliyorsunuz insan içinde, yani bizim kendi tenimizde ve içimizde olan bir zaten bir şey. Yani içinde hyaluron varmış. O hyaluron etkisini veriyor. Yani biliyorsunuz hyaluron iğneyle de yaptırabilirsiniz. Evet, nasıl kullanılıyor? Biyotilin çok az bir şekilde, küçücük bir damlası bile yetiyor diyor. Ve 1 saat içinde etkisini gösteriyor diyor. Ve 24 saat kalıcılığı var diyor. İstiyorsanız diyor, yani çok 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 derin kırışıklıklarınız varsa diyor, çok aşırı kırışıklıklarınız varsa diyor, daha güzel etki yaratmak istiyorsanız diyor, biyotilini günde birkaç kez sürün diyor. Bu bende mümkün değil. Sabah yani sürerim. Ondan sonra tam o bölgeye artık nemlendirici krem sürmem, ama mesela şöyle diyeyim, 1 saat geçtikten sonra fondöteni falan sürmem lazım yani benim. Ne diyormuş bakalım. Lütfen diyor biyotilini normal gündelik kreminizden 1-2 dakika önce sürün diyor. Çünkü emmesi lazım diyor etkisini göstermek için. Tabii içinde lokal anestetikum olduğuna göre ben bunu bilmiyordum valla. Çünkü internette hani bu kadar bilgisi yok. YouTube'da videolarını izledim. İnternette gördüğüm şeyler yani çok iç açıcıydı ki içindeki içeriklerini bilmiyordum. Ve diyor ki en son demiş buna, yan etkisi, yani bizim bildiğimiz kadar yan etkisi yok. Sizin bildiğiniz kadar. Şimdi öncelikle biyotilini, bu spirantol var ya, şu spirantolü bir bakalım, bir şurada bir bilgisayar daha var. Spirantol neymiş arkadaşlar? Biraz uzun video olacak ama kırışıklıklarımızı gidermek istiyorsak ve yani güzel bir ten istiyorsak, evet, bazı şeyleri bilmemizde fayda var. Spilen tol. Şimdi önce bir bakayım da halen çekiyor muyum? Evet. Ana, kameranın pili bitiyor ya. Hayda. Nasıl ya? Nasıl yapacağız? Bir saniye. Yok, o dolmaz da öyle. Kaç dakikamız varmış? Dakika bakayım, kademi artık bakacağız. Spilantol.
Oha. Doğru, lokal anestetikum. Eskilerden migrene, romatizmaya, astıma, baş ağrısına, diş ağrısına kullanılırmış. Ve şimdi güzellik sektöründe yani plastik cerrah, hani güzellik uzmanları bunu kullanıyorlar. Oho. Evet. Gerçekten kullanıyormuş kremlerin içinde. Spirantol. Evet, botoks gibi hani derin bir etkisi yok. Yani böyle sanki o mimiklerinizi hiçbir zaman kullanamayacaksınız gibi değil, ama çok da etkiliymiş. Gerçekten etkiliymiş. Yani ne kadar var içinde bilmiyorum. Spirantol ne kadar var? Tabii ki yazmaz. Niye yazsın ki de? Deneyeceğiz. Ben önce küçük başka bir yerimde deneyeceğim. Bakacağım. Evet, yani bu mimiklerinizi daha hani fazla mimik yapamamanız için, orayı birazcık uyuşturduğu için tabii ki faydası var, ama bakacağız işte. Evet, 60 dakika içinde diyor botoks gibi görünüyor diyor. Yani botoks gibi etkisi var diyor. Öyle bir hissi var diyor yani mimikleriniz için diyor. 24 saat diyor. Gün içinde diyor, teniniz diyor o kırışıklıklarınızı diyor baya baya azalma göreceksiniz diyor. Vallahi Türkiye'de var mı bakalım mı? Biotulin, biliyorum şimdi bir sürü soracaksanız. Türkiye diyelim. Bak kamera, şarjın bitmesin, gebertirim seni. Biotulin Türkiye Facebook sayfası var. Çekiyor mu daha? Bak, diyor ki, sayfanın adını veriyorum. Biotulin Türkiye. Biotulin Supreme Skin Gel. Mucize ürün Biotulin artık Türkiye'de. 60 dakikada etki mucize. Bu Facebook'taymış. Valla küçük bir yerimde deneyeceğim ben buna. Yani 49 euro verdim. O kadar pahalı değil etkisini gösteriyorsa. Tabii uzun vadeli düşünürsek 49 euro ne kadar gideceğini bilmiyorum. Ben sadece buraya kullanacağım. Baya bir gider herhalde. Belki ucuz değil, ama hani bir botoks yaptırmak, bir ne bileyim hyaluron yaptırmak da uygun bir şey değil. Biotin'in arka Türkiye'de bir damlası sizi 60 dakikada gençleştirir. YouTube'da var. Nereden alabileceğiniz muhakkak yazıyordur o zaman. Bakalım mı? Nerede varmış? Türkiye'de bu. Şimdi ben Douglas'tan aldım yani. Ama sesini kıs kıs. Sesini kısalım. Ne diyor? Nerede varmış bu? Sınırlı sayıda Türkiye'ye gelen biyotilin cilt 60 dakika kırışıklığı etki eden cilt tarafından hızlı emilir, cildi düzleştirir, sıkılaştırır, yumuşak ve esnek bir görünüme kavuşturur.
Bir damlası yeter. Nerede bu? Nerede varmış? Satın. Sultan ne ağlıyorsun gene ya? Vallahi şimdi online diyeceğim. Sırf size yani. Bilmiyorum Türkiye'de nerede var online sitesi. Ha dur o şeyde yazıyordu bir dakika. Kusura bakmayın biraz zaman. Burada numara vermiş. Ve bir web sitesi vermiş. Şimdi burada reklam falan yapmak istemiyorum. Ben kendim kullanacağım. Kullandıkça göreceğiz zaten. Akşam akşam dediğim gibi yani burada Action Jackson istemiyorum. Kokusu aslında gül gibi falan mı diyordu YouTube'daki bayanlar. Onu da bakamayacağım. Şöyle bir şey. Simsiyah. Kırışıklıkları. Mimik.